maçta da ben eksiklikler görüyorum. Şahsi kanaatim. Bence kadroda çok basit iki değişiklikle ideal bir kadro olabilecekken tehlikeli bir orta saha olmuş diyebilirim. Şimdi biliyorsunuz geçen maçta Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin kırmızı kartıyla bu maçta yok. Fakat bu maçta orta sahada iki tane isim görüyoruz. Bir tanesi Elif, bir tanesi Tolgay. Yani çok enteresan. Şimdi bu Elif Elmas'ın ve Tolgay'ın oynaması. Şimdi Elif Elmas Zayç kadar yok mu? Ya bu Zayç bu Elif Elmas kadar yok mu? Niye oynamıyor? İkincisi neden Tolgay geçen maçta çok kötüydü? Neden Jailson değil? Bu iki oyuncu orta sahada belirleyici olacak diye düşünüyorum. Bugün bu iki oyuncunun oyun kabiliyeti, orta sahadan topu açabilmeleri. Yani bu Zayç ve Jailson'un oyuna olan etkileri bugünkü galibiyeti, galibiyetin kimin olacağını belirleyecek. Çünkü top yapılabilmesi lazım. Şu anki bu orta sahayla top yapılabilmesi zor. Mehmet Topal zaten defansif. Şimdi Elif Elmas mı yapacak bu işi? Zor o yüzden. Evet, bu arada YouTube'daki arkadaşlarımızla hemen Yunal bekliyoruz. www.yunal.com/brokoyunda veri adresinden. Şu anda YouTube'da bizi izleyen arkadaşlarımızı www.yunam.com/brokoyunda veri adresinden maç yayınına kadar yaptığımız sohbette sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Gelin buyurun. www.yunam.com/brokoyunda veri adresinden YouTube'daki arkadaşlarımızla canlı yayınımızı izlesinler. Şimdi bu adamın ismi de zor. Zayiç diyen var, Zayç diyen var, Zayç diyen var. İsmi de zor okunuyor harbiden. Onun dışında evet Soldado oynaması lazım tabii forvette. Başka bir alternatifimiz yok. Valbuena, Moses güzel. Arka tarafta Dirar Hasan Ali'yi görüyoruz. İyi. Şikirtel Serdar Aziz. Güzel. Kalede Harun biraz tartışılır. Ben geçenlerde biliyorsunuz yayında demiştim ki ben olsam bu maçta Volkan'ı oynatırım demiştim. Neden? Çünkü Volkan tecrübesi çok fazla. Çok fazla derbi tecrübesi olmuş olan bir futbolcu. Yani derbileri bilen bir isim. Derbi futbolunu bilen bir isim. Derbilerdeki gerilimin farkında olan bir isim. Oyuncuları alevleyen bir isim. O yüzden ben şahsi kanaatim ben bu maçta ben kendim Fenerbahçe'nin başında olsaydım Volkan'ı oynatırdım. Fakat tabii ki Harun daha formda bence Volkan'dan. O anlamda hadi Volkan Harun değişikliği yine bir tolere edilebilir. Fakat bu Elif Elmas neden oynamakta bilemiyorum. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'ın kadrosuna bakalım. Şöyle hemen bir açalım bakalım. Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna baktığımız zaman nerede oğlum bu Galatasaray'ın kadrosu? Niye çıkmadı lan? Dur bakayım. Beyin Sport'a girelim. Beyin Sport. Galatasaray'ın da kadrosunu bir açalım. Evet, Galatasaray'ın kadrosunda kalede Muslera, defansta Mariona Donk, Semih Kaya, Lines, Fernando Endiaye, Belhanda Feguli, Onyekuru, Jagne olarak Galatasaray'ın kadrosunda görüyoruz. Şimdi Galatasaray çok fazla takip ediyor muyum? Hayır, çok fazla takip etmiyorum ama ideal bir 11 ile çıkmış. Hatta atağa dayalı bir 11 de diyebiliriz. Yani bayağı atak futbolu oynayacak gibime geliyor. Çünkü bu sene çok riskli bir sene Fenerbahçe için. Biliyorsunuz Fenerbahçe 20 yıldır falan yenilmiyor neredeyse. 20 mi 22 yıl mı? Uzun bir süredir Galatasaray'a yenilmiyor. Ama bu sene Fenerbahçe çok kötü. Galatasaray'da bu fırsatı yakalamışken hem şampiyonluğu da alabilmek için Fenerbahçe'den puan alması lazım diye düşünüyorum. Yani Galatasaray ideal kadrosuyla çıkmış. İdeal kadrosuyla oynayacak. Fenerbahçe'den üstün de bir kadrosu var. Yani Jagneler, Onyekurulara, Belhandalara, Endiaye falan filan iyi kadrosu var Galatasaray. Fenerbahçe'den çok daha iyi bu sene. O yüzden bu sene Galatasaray'ın bence beraberlik bu maç. Bu maç beraberlik. Ama Galatasaray yenerse de sürpriz olmaz. Yani Galatasaray galibiyeti sürpriz olmaz. Fakat ben bu maçın berabere kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Var mı sizin skor tahminleriniz? Yani sizin skor tahminleriniz var mı? En son mesela Fenerbahçe Galatasaray son galibiyet diye bakalım mesela. Galatasaray en son ne zaman yenmiş? Kadıköy'de son galibiyet 99'da. 1999-2000 sezonunda Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 yenebilmiş. O da son galibiyet olmuş. Yani şimdi burada harbiden bir psikolojik bir üstünlük de var.
2-1 yener diyorsunuz. 3-2 Galatasaray diyenler var. 1-1 diyenler var. 1-1. 4-2 Fenerbahçe alır diyen var. Şevket 2-1. Yok, Şevket 1-1 demiş. Ahmet 3-0 demiş. Let's on binden belli like'ımız var efendim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir psikolojikte bir zafiyet var Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray çok üstün kadrosuyla çıkıyor, yeniliyor. Fenerbahçe çok kötü kadrosuyla çıkıyor, yeniyor. Bunu ben psikolojiye bağlıyorum. Yani adamlar diyor ki ulan biz burada zaten yenemiyoruz. En azından hani oynayalım falan diye çıkıyorlar. Ama Galatasaray'ın şöyle harbi ciddi saldırarak çıksa bence dağıtır diye düşünüyorum bu sene. Bir de mesela şey de çok enteresan. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş maçı 3-0'dan 3-3. Yani çok inanılmaz böyle acayip bir skor oldu. Fenerbahçe derbi takımı aynı zamanda da. Derbilerde gerçekten çok iyi bir futbol ortaya koyuyor. Derbide özellikle. Yani derbide bir şekilde Fenerbahçe yeniyor. Ama bugünkü maçı Fenerbahçe'nin alabileceğini düşünmüyorum. Bence Fenerbahçe berabere kalırsa iyi. Berabere kalırsa iyi. Galatasaray'ın stoperleri yok oğlum ama donk gibi kapı gibi adam demişler. Valla bence Galatasaray'ın en iyi oyuncusu arkadaşlar bence Muslera. Aleykümselam. Bence Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Muslera diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şöyle bir baktığım zaman evet iyi bir kadro ama bence Muslera gerçekten Galatasaray'ın herhalde son böyle 6-7 yılının belki de 10 yılının en iyi oyuncusu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok kritik bir kaleci harbiden Muslera. Yani Muslera olmasa çok daha tehlikeli olurdu diye düşünüyorum yani. Kötü olurdu Galatasaray için. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Galatasaraylılar? Muslera iyi bir kaleci ya. Keşke Fenerbahçe'de Muslera gibi bir kaleci olsaydı. Yani Volkan'dan falan ben daha iyi biliyorum Muslera'yı kesinlikle. Yusuf'tan bir 50 like'ımız var efendim. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç olacak. İnşallah kavgasız, gürültüsüz, patırtısız olur. Yani genelde bu maçlar böyle olmuyor. Çok iyi hatırlıyorum. Bir tane arkadaşlar Lugano'nun falan oynadığını öyle sahaya rakı şişesi atılmıştı. Harbiden çok enteresan bir maçtı o. Sahada rakı şişesi falan vardı. Böyle çok garip bir maçtı. Genelde kavga çıkıyor. Geçen maçta Jason'un tokatı mesela. İlginç oluyor yani. Kavgalar mavgalar oluyor. Kavgasız olmasını tabii ki dileriz. Çirkef futbolcu olmamasını dilerim. Yani çirkeflik yapılmamasını isterim. Hiç gerek yok bence futbolda bu tarz işlere. Ben mesela şeyi de anlamıyorum. Şimdi adam kırmızı kart görüyor tamam mı? Kırmızı kartı görmüşsün. İş bitmiş. Hala bir şeyleri kanıtlama. Lan iş bitmiş işte. Kırmızı kartı görmüşsün yani. Adamı yamultmuşsun. Hala neyin itirazını ediyorsun? Demin Alanya Malatya maçı var. Onu izliyorum. Herif faul yaptıktan sonra hocaya küfür etti. Sonra dedi ki ben bir şey... Lan küfür ettin. Kamerada gözüküyor ettiğin küfür. Kırmızı kartı yedi. Hala konuşuyor. Yani o da enteresan bir olay. Bugün video atamadık Serkan'cığım ya. Ama bu hafta içinde bir videomuz gelecek. Haftaya da güzel bir videomuz olacak inşallah. Beinsport'ta arkadaşlar maç. Lig TV'de. Oradan izleyeceğiz tabii ki. Selamlar. Vallahi bakalım ne olacak. Bugün U21 maçı vardı Fenerbahçe Galatasaray. O da berabere bitti bildiğim kadarıyla. Yani o maçta bildiğim kadarıyla berabere biten bir maç oldu. O yüzden bu maç her şey olabilir. Her şey olabilir ama zorlu bir maç olacak gibime, yani çekişmesi bol, aksiyonu bol bir maç olacak gibime geliyor. Aksiyonu bol bir maç olacak gibime geliyor. Yani derbiye yakışır bir maç olmalı bence. Şimdi puan durumuna bir bakalım. Puan durumuna şöyle bir bakalım arkadaşlar. Puan durumu neymiş ligde? Şimdi Galatasaray ile Başakşehir arasında bayağı bir puan farkı var. 6 puan fark var. Şimdi 6 puanı eğer bugün Galatasaray yenerse 3 puana indirme ihtimali var. Ama indiremezse 6 puan devam eder. Beşiktaş'la Galatasaray arasında bir 2 puan var. Yani Galatasaray'ın aslında bu maçı muhakkak kazanması lazım puan durumuna bakarsak. Yani Galatasaray eğer yenemezse şu anda 55 puanla ikinci. Arkasında Beşiktaş 53 puanla üçüncü. Trabzon'da arkada dördüncü. Trabzon'da pek bir
O da yaklaşıyor aslında ama o maçını oynamış tabii. Yani eğer şeyi de koparmak istiyorsa Emin'den teşekkür ediyoruz. Emin'ciğim mesajın için. Şimdi Galatasaray'ın eğer şampiyonlukta da adını koyması gerekiyorsa bu maçı alması lazım. Fenerbahçe tarafına baktığımız zaman iş daha da kritik. Şimdi Fenerbahçe'nin puanı 32. Arkada Bursa Spor var 28. Fenerbahçe bu hafta bu maçı yenemezse önümüzdeki hafta Bursa yenerse yine yaklaşıyor ama yine Bursa Fenerbahçe'nin önüne geçemiyor galiba. Aynen. 29-30-31. Aynen. 1 puanla 14.lükte kalmış oluyor Fenerbahçe. Ama tabii Fener'in yenmesi demek şu anda önünde işte 3 puan geldiği zaman 35 puan olur. Oradan 12.liğe atlayabilir. Yani Fenerbahçe yenilirse çok büyük bir kaybı olmayabilir. Haftaya yine yenilse. Ama Galatasaray yenilirse şampiyonluk yolunda ağır bir darbe alabilir. Ağır bir darbe alabilir. Çünkü puan farkı 6. Önemli bir maç. Bu maç, bu 3 puan Galatasaray için önemli. O yüzden puan durumuna baktığımız zaman Galatasaray'ın muhakkak yenmesi lazım. Bu sene şampiyon ben arkadaşlar şahsen Başakşehir'in olacağını düşünüyorum. Başakşehir'de çok büyük haksızlıklar yapıldığını düşünüyorum. Ne şekilde biliyor musunuz? Şimdi Başakşehir'de şöyle bir toplumsal algılama yapılıyor. Yok işte Başakşehir belediye takımıymış da, yok işte Başakşehir'i kayırıyorlarmış da, bilmem neymiş de falanmış da filanmış da. Arkadaşlar, şu an Başakşehir'in oynadığı futbol 10 numara bir oyun. Kimse öyleydi de, böyleydi de, zarttı da, zırttı da demesin. Kim yendi geçen maçı? Beşiktaş Başakşehir maçını. Beşiktaş yendi değil mi? Demek ki yenebilirsen yeniyorsun bu takımı. Demek ki bu takımı yenen yeniyor. Yani öyleydi de, böyleydi de, vay efendim kayırıyorlardı da, bunda gerek yok bu tarz işler. Ne gerek var? Yani geçen sene Demir öğrendi başkan. O zaman Beşiktaş devamlı kayırılıyordu. Ondan önce mesela Ulusoy döneminde Galatasaray'dı. Galatasaray yani falan filan da. Ulusoy değildi. Neydi o herifin adı ya? Bir tane Galatasaraylı bir başkan vardı TFF'de. Adını unuttum da. Neyse. Yani şimdi iyi oynayan kazanır. Ben onu söylemek istiyorum. Şimdi Başakşehir şöyle böyle. Kardeşim adamlar çıkıyor. Çatır 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 futbol oynuyor. Sen iyi oynarsan kazanırsın. Futbolun olayı bu. İyi oyuncun varsa kazanırsın yani. Şimdi Fenerbahçe ile Başakşehir nasıl? Adamlar 10 numara top oynuyor yani. Serkan'dan bir 500 varımız var. Teşekkür ediyorum Serkan'cığım. Yani o yüzden hiç bok atmaya gerek yok. Kimseye bok atmayacaksın kardeşim. İyi oynuyorsan kazanacaksın. Bu kadar basit. Yani futbolun olayı bellidir. İyi oynarsın, hakemi de yenersin. Böyledir. Şimdi Fenerbahçe yenemiyor tamam mı? Hakem bize şöyle yaptı böyle. Kardeşim sen Fenerbahçe'sin, hakemi de yeneceksin yani. Sen Fenerbahçe'ysen çıkacaksın, hakemi de yeneceksin. 3 tane atacaksın. Penaltını mı vermiyorlar? Sen bir tane daha kendin atacaksın. Sen bunu yap ama ondan sonra konuş. Ondan sonra bal kabağı yani. O yüzden ben bu olaylara katılmam. Yok şöyle kullanıyor, böyle kullanıyor. Bırakacağım bu işleri. Ha mesela ne olur? Şöyle olur. Maçta abi kırmızı kart karşı tarafa verilir 2 tane. Penaltıları verilmez. Dersin ki aa beni harbiden katlettiler. Mesela İvan Bebek vardı biliyorsunuz İvan Bebek'i. Fenerbahçe'yi katletmiş bir adamdır. Katletmiştir. Öyle bir durum olur anlarım. Ama yani şimdi birerler. Göz var nizam var bu takımın oynadığı futbol ortada yani. Takımın oynadığı futbol ortada. Şimdi bugünkü maçta mesela hakemdir bilmem nedir konuşulur mu? Konuşulur. Fakat kardeşim senin orta sahan Elif Elmas'sa, Tolgay'sa, Mehmet Topal'sa yani bu üçlüyle sen bir orta saha futbolu oynamaya çalışıp orta sahada futbol oynamaya kurmaya çalışacaksan gelip de kimseye laf edemeyiz. Etmezsin ya, edemezsin ya. Senin kadronun kalibresi belli. Bak ben Fenerbahçeliyim. Koyu da bir Fenerbahçeliyim. O yüzden gelip de vay efendim hakemdi de bilmem neydi de şöyleydi de böyleydi de hiç gerek yok. Sen iyi futbolcu alırsın orta sahaya akarsın. Bugün arkadaşlar Facebook yayını yapamadık. Neden? Çünkü bugün Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda çöktü. Bugün bugünün önemli olaylarından bir tanesi. Derbi kadar önemli neredeyse. Çünkü dünya çapında bugün Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda çöktü. Aynı anda hepsi patladı. 4.5 4 çeyrek gibi 4 4.5 civarında yani 4 4
4'ü 3-5 geçiyor falandı galiba. Tam hatırlamıyorum. Facebook geri geldi. Fakat ben dedim ki ulan şimdi benim yayının ortasında bu yine gider. Hiç dedim ben böyle bir riske girmeyeyim. Bugün dedim sohbet edeyim, muhabbet edeyim. Giremeyen insanlar hala var. Evet, hala Facebook'a, WhatsApp'a, Instagram'a giremeyenler var. O yüzden bugün yayın yapmayalım dedik. Bugünkü yayını iptal ettik. Bugün normalde biliyorsunuz abone yayınıydı. Ama tabii bizim müdahalemiz olmadan bazı şeyler de böyle gelişebiliyor. Yani bizimle alakalı olmadan. O yüzden yapacak bir şey yoktu. Ayrıca buradan Allah gani gani rahmet eylesin. Signor Gianbartu. Mekanı cennet olsun. Gerçekten Türk futbol tarihinde önemli futbolculardan. Türk spor tarihinde hem futbol milli takımında hem basketbol milli takımında oynamış. Sanırım Türk futbolcu başka var mıdır bilmiyorum. Gerçekten çok efsane bir ismi kaybettik. Gerçekten inanılmaz büyük bir futbolcuyu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Can abinin. Bu gibi futbolcular arkadaşlar Türk spor için çok önemli futbolculardır. Avrupa'ya da İtalya'da da biliyorsunuz çok bilinen bir isimdir Gianbartu. Metin Oktay gibi, Gianbartu gibi, Rıdvan Dilmen gibi, Aykut Kocaman gibi. Tabii Aykut Kocaman falan bunlar daha Can abiye göre daha genç futbolcular ama bunlar gerçekten Türk futbol tarihi için önemli futbolculardır. Emre Belezoğlu mesela. Emre Belezoğlu gerçekten Türk futbolu için önemli isimlerden bir tanesidir. Avrupa kariyeri belki de en iyi futbolcudur Türkiye olarak. Şöyle bir düşünüyorum Avrupa kariyeri olarak. Arda evet mesela Barcelona'ya gitti ama gerek karakter gerek de futbol karakteri olarak kendini çok yemiş bir isimdir. Benim şahsi kanaatime göre. O yüzden tahminimce en iyi kariyere sahip futbolcu büyük ihtimalle Emre Belözoğlu olabilir. Emre Belözoğlu'nun oynadığı takımlara şöyle bir baktığınız zaman gerçekten Avrupa'da çok kalbur üstü takımlarda oynamıştır. Hani şey değildir. Bir kere gidip bir yerde kalmış bir futbolcu değildir Emre Belözoğlu. Şöyle bir baktığımız zaman oynadığı takımlara işte Galatasaray'dan Inter'e gidiyor. Inter'den Newcastle'a gidiyor. Newcastle'dan Fener'e geliyor. Fener'den Atletico Madrid'e gidiyor. Yani böyle bir futbolcudan bahsediyoruz. Şimdi gerçekten bir Türk futbolcuda bu şekilde bir mesela Hamit de iyi bir kariyere sahip bir futbolcudur. Hamit Altıntop. Fakat yani şey kadar tutunabilmiş bir futbolcu değil. Emre Belezoğlu kadar. Hamit de mesela Schalke'den Bayern Münih'ten Real Madrid, Real Madrid'den Galatasaray, Galatasaray'dan Darmstadt adlı bir kulübe gitmiş. Yani Hamit Altıntop'un da evet kariyeri iyi ama bence Emre Belözoğlu herhalde Türk futbol tarihinde orta saha oyuncusu olarak en iyi isimlerden bir tanesi olabilir. Ben gerçekten orta saha haklı olarak çok beğenirim Emre'yi. Arda da mesela çok yetenekli, inanılmaz bir futbolcudur. Futbolcu idi ama Barcelona'dan sonra, Barcelona'ya gittikten sonra özellikle gerçekten kötü bir hale geldi. Yani işte adamlık falan filan, hastane basmalar bilmem neler. Hoş değil Türk futbolcusunun yapmaması gereken şeyler. Onun dışında böyle Türk futbol tarihinde Türk futbolculardan düşünüyorum şöyle. Tabii şimdi yeni futbolcularımız da var. Cengiz Ünderler bilmem neler falan. Cenk Tosun evet yine iyi ama şimdi Cenk Tosun'u bir Emre ile kıyaslayamazsın yani. Bunlar iyi takımlara iyi zamanlarında giden isimler. Hakan Çalhanoğlu o da iyi. Onu da Milan'da devam ediyor ama tabii bunlar daha genç. Yani şimdi Emre bence hem Fenerbahçelilerin hem Galatasaraylıların çok gurur duymaları gereken. Yani daha doğrusu Türk futbolu için önemli bir isimdir diye düşünüyorum. Gerçekten önemli bir futbolcu Emre Belözoğlu. İyi bir futbolcuydu. Emre Mor mesela kendine çok yazık eden bir arkadaşımız. Bu kadar yetenekli, bu kadar kabiliyetli. Baktığınız zaman adama küçük Messi falan, Türk Messi falan diyorlardı Emre Mor'a baktığın zaman. Yani. Hatırlıyorsunuz değil mi o dönemi? Adam bir ultra bir çocuk olarak bekleniyordu. Felaket bir adam olacak falan dendi. Fakat Emre Mor kendi kendini harbiden bu kadar dibe çekebilen bir futbolcu cidden
Zor bulunur arkadaşlar. Cidden zor bulunur. Galiba YouTube'daki yayınımız patladı sanırım. Bilmiyorum. Yok, patlamamış, duruyor YouTube'daki yayın. Şöyle linkimizi koyalım. Evet, YouTube'da gel arkadaşlar. Orada bir problem varsa gelip yayını Yunal'dan izleyin hemen. www.yunal.com/brokoyun ve veri adresinden YouTube'daki arkadaşlarımızı hızlıca Yunal'a bekliyoruz. Gelsinler buyursunlar. Gerçekten ilginç bir kariyer. Emre Mor'un kariyeri. Kadroya girememeleri falan filan. Bir ton olayı var. Onun dışında Serkan'cığım yok kardeşim. Yok bugün kardeşim. Yani enteresan. Evet, bir şey muhabbeti yapabiliriz. Güzel fikir Doğrulcuğum. Böyle Fenerbahçeli ve Galatasaraylı olan arkadaşlardan maçla alakalı tahmin ve yorum yapabiliriz guest olarak. Var mı arkadaşlar? Guest olmak isteyen arkadaşlarımız varsa şu anda Fenerbahçe Galatasaray maçıyla alakalı tarafsız, objektif. Tabii ki yani her takım, herkes kendi takımının tabii galip gelmesini ister ama böyle objektif yorum yapmak isteyen arkadaşlarımızdan yorum yapmak isteyen, şu anda sohbet etmek isteyen arkadaşlarımızdan guest'e bekliyoruz. Guest için galiba yeni sistemde bir el kaldırması gerekiyor. Emin'cim öyledir. Evet, çılgındır. Mesela Yunus'u görüyorum. Yunus'u şöyle bir alabilirsek iyi olur. Nasıl alacağız acaba yayına? Şöyle mi? Ha, böyle galiba alıyoruz. Peki Yunus'la bir konuşalım. Bakalım Yunus bize ne diyecek bu maç hakkında. Alo. Alo, merhaba kardeşim. Merhabalar Yunus, ama biz seni göremiyoruz şu an. Sadece konuşmak istiyorum. Olur değil mi? Olsun o zaman. Nasıl? Hani? Tamam. Ben muhabbetim bayağı seviyeli, düzgün. Teşekkür ederim. Kontrol tanıdım bana. Okey. Bazen şeylere gidiyorum da İngiliz siteleri, orada İngilizce konuşuyorum da ondan ağzım okey takıldı, kusura bakma. Yok yok, problem değil. Hangi takımlısın? Bu Fenerbahçe. Fenerbahçe. Maç hakkında ne düşünüyorsun? 1-1 beraber ediyorum ben. Yani beraberlik görüyorum. Yani sebebini de sorarsan, yani Galatasaray'ın yani Kadıköy'de kazanması, hani biliyorsun. Hani biraz zor. Ve yani biliyorsun yani bu sene biz Fenerbahçelilerin halini. Yani evet. Pek kazanacak gibi de içime gelmiyor. Yani zaten artık şevkimiz falan da kalmadı pek, biliyorsun. Aynen. Fenerbahçeli olarak. Aynen. Yani son 13. 14. neyiz işte. Gerçi hani şöyle bir durum var. Ben bütün puan tablosunu falan göz atıyorum aklımda şu an. Mesela Trabzon'un 49 puanı var. Ne? Dördüncü. Beşinci olan takımın 37 puanı var. Yani Fenerbahçe şu an 32 puanı var. Şöyle nasıl diyeyim, son 5-6 hafta şöyle bir galibiyet serisi elletse belki Trabzon'un altına yerleşecek ama yani kadro tercihleri, ne bileyim, oynanan futbol pek... Bir seri galibiyet olması lazım. O da yok Fenerbahçe'de. Yani bilmiyorum, şimdi kalkıp bundan önce hangi takım puan kaybettik? Ankara Gücü değil mi? Ankara Gücü. Yani... Hmm. Olmasın. Deplasman'da Ankara Gücü'yle 2-2 beraber kaldık herhalde. Abi eğer sen Fenerbahçe'ysen Ankara Gücü'nü yeneceksin abi yani. Tabii canım, yani sen yani, hem arkadaş ben şöyle büyüğüm böyle büyüğüm. Sen puan alamıyorsun kendi evinde Kadıköy'de. Şey bir kardeşim yani Ersun Yanal'ı ben beğenirim. Yani yani çok beğenmediğim teknik direktör değildir. Yani yalnız şöyle, benim şöyle bir düşüncem var. Şöyle bir sistemim var. Benim hani benim oyun sistemim 4-4-2'dir. Yani çift forvettir. Sağlam bir orta saha. Dörtlü orta saha özellikle. Aha. Ersun Yanal'ın sistemi 4-3-3. Yani ama Ersun Yanal'ın başarısı, yani şöyle diyeyim, Ersun Yanal 4-4-2-3'ü oynatan en iyi teknik direktör Türkiye'de. Özellikle bizim bundan önceki teknik direktörlüğünde biliyorsun şöyle bir artı avantajımız vardı. O zaman Musa Sow, Dirkayt ve Emenike vardı. Ve bir de Webo vardı. Yani tabii. Bu Musa Sow, Dirkayt ve Emenike şu an elimizde yok. Şu an elimizde sadece solda da var. Yani oynayabilecek. Diğer zaten Frey, zaten ben golcü olarak saymıyorum. Artı ne bileyim şeyde Slimani'nin durumu da ortada. Ne? Yani benim Ersun'u sevmedim tek nokta, yani oyun sistemi uymaması. 4-3-3, bir de yani bu takımın, abi bu takımın kim ne derse desin, bu takımın kralı Valbuena'dır. Oynaması lazım. En kaliteli o. Ha, geçen maç niye oynamadı abi? Geçen Ankara Gücü'yle beraber Valbuena nerede? Niye oynamıyor? Mesela şey yapıyor, Moses'u aldık.
Bu bakıyorum yani geldiğinden beri 1 mi 2 mi ne golü var. Doğru düzgün asisti yok. Ama bakıyorsun banko kadroda. İlk iki maçta iyi oynadı Moses. Ondan sonra dökülüyor. Yani geçen maçta hele berbat. Rezalet geçen maçta. Yani demek istediğim Valbuena bir tane kötü maç oynadığı zaman hemen takımdan kesiliyor ertesi hafta. Yani niye bu Moses'a veyahut da ne bileyim başka futbolcular var hani yani Fenerbahçe'de tek futbolun kötü sorusu Valbuena değil ki. Bir sürü dökülen futbolcu var. Niye onlar hep ilk 11'de çıkarken Valbuena bir hafta oynuyor, bir hafta oynamıyor. Yani Valbuena ben mesela hani geçen hafta da takip ettim. Her girdiği maçta adam ya iki asist yapıyor ya bir gol bir asist yapıyor. Sonra bakıyorsun adam haftaya kadroda yok. Bu nasıl bir şey? Ama Valbuena'da şöyle bir şey var. Mesela Valbuena'yı her gelen hoca böyle yapıyor. Yani bakıyorsun, aynen. Arkadaş bu adam çok iyi oynuyor diyoruz. Evet süper. Acaba diyorum bu adam idmanlarda mı bir sıkıntı yaşatıyor? Yani adamın özel hayatında mı bir problem var? Ya her gelen oyuncu bunu keser mi ya her gelen hoca? Bu herife bir ilk el atıyor. Lan bu adam bir Ayev kadar yok mu? Bu herif daha çok oynuyor bundan yani. Ha bak aynen ben de Ayev mesela. Ayev hani çok almış olmuş yani fena değil. Ama Valbuena kadar kaliteli bir topçu değil. Mesela Ayev her kötü oynasa da bakıyorsun ertesi hafta yine 11'de. Evet. Yayından düştü galiba. Aynen, yayından düştü. Şimdi arkadaşlar yeni sistemi bilmediğim için yayından nasıl çıkarılabilir onu da bilmiyorum ama galiba kendisi düştü. Vallahi düştü ya. Peki. Şimdi başka bir arkadaşımızı daha alalım. Başka bir arkadaşımızdan yorum alalım. Hakan beni al diyor. Peki Hakan'ı alalım. Şu bilmediğim şey şu. Birini yayına aldıktan sonra acaba yayından nasıl çıkarabiliyorum? Yayından nasıl çıkardığımı bilmiyorum ama neyse bir şekilde çözeceğiz. Peki alalım bakalım Hakan'ı. Bakalım Hakan bize ne anlatacak. Selam Hakan. Merhaba. Ne haber? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor keyifler? Yani abi aynı sınavlardan falan. Maçı izleyecek misin? Şu an biraz mutluyum. İzleyeceğim aynen abi daha. Yarım hangi takımsın? Biraz heyecanlandım abi kusura bakma. Fenerbahçeliyim abi. Kim alır maçı peki sence Hakan? Abi gönül ister ki Fenerbahçe'nin almasını istiyorum ama yani Galatasaray bastıracak çünkü dün Başakşehir'de kaybetti. Puan farkını azaltmak istiyor. Bu yüzden Galatasaray bastırıp alabilir. Evet zorlu bir maç olacak. Bakalım neler olacak Hakan'cığım. Ben seni nasıl çıkarabilirim Hakan şimdi yayından? Biliyor musun nasıl çıkarılabildiğini? Abi istersen kendim çıkabilirim sorun değil. Abi ben nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Şimdi birini alacağım. Kaldıysa hapı yuttuk yani. Bilemiyorum abi. Abi sen ekran görüntüsü alabilir miyim? Al hadi bakalım Hakan'cığım. Teşekkür ederim abi. Kendine iyi bak. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Güle güle. Bay. Evet Hakan'ın şimdi kendini çıkması lazım. Çünkü ben bilmiyorum nereden çıkarabileceğim onu. Evet kendi çıktı galiba. Şimdi yeni Yunav'ın yeni guest sistemi arkadaşlar bir adamın nereden çıkarılacağı gözükmüyor. O yüzden çok hoşuma gitmedi. Salih'ten bir 500 varımız var. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Yunus'la demin konuştuk. O da tabii benimle aynı düşüncelere sahip. Özellikle Valbuena'nın neden oynamadığı. Her gelen hocanın neden bunu yaptığı gibi. Şimdi mesela bende ekranda kaldı Hakan. Sizde de hala gözüküyor mu? Böyleyse biz yayında konuk olayını şu an yapamayacağız. Aslında sohbet engel falan. Ben yayına birini soktuğum zaman nasıl çıkaracağım belli değil. Gözüküyor değil mi sizde? Bende kaldı ekranda mesela şimdi. Yani burada benim bir tık olması lazım. Yayından çıkartmam lazım. Guest sistemi çok ilginç olmuş. Yani ne şekilde ben yayını aldığımı nasıl çıkarabileceğim belli değil. Kırmızı çarpı işareti falan hiçbir şey çıkmıyor. Yes'te bir problem. Benim mesela ekranın yarısı şu an siyah. Sizde de öyle mi arkadaşlar? Çok enteresan. Enteresan. Evet Yes'te bir problem var bugüne. Ulan bir gün Yes yapalım diyorum. Onda da probleme denk geliyoruz. Neyse velhasılı kelam. Arkadaşlar güzel bir maç olacak. İlginç bir maç olacak. İyi olan kazansın diyoruz. Bakalım neler olacak bilemiyorum. Fakat Fenerbahçe'nin yani ben 23 yaşındayım. 15 yıldır 16 yıldır bir fiil maç izliyoruz arkadaşlar. Çok maç izledim. Fenerbahçe'nin çok maçını izledim.
Çok maçına da gittim. Biliyorsunuz ben maçlara da gidiyorum. Fakat gerçekten bu kadar kötü bir Fenerbahçe, bu kadar kötü bir kadro. Yani anlamak çok zor. Anlamak çok zor. Harbiden bu Fenerbahçe nasıl bu hallere geldi? Özellikle Sayın Başkanımız Ali Koç'un gerçekten geldiği zaman benim şahsi kanaatimce gerekli oyuncu yatırımını yapabildiğini düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayan oyuncular Fenerbahçe'de oynuyor. Ayev. Şimdi Ayev yani Fenerbahçe'de nasıl oynuyor? Slimani. Şimdi diyorlar ki bu adamları herkes isterdi bu adamlar gelmeden önce. İşte bu adamlar çok kariyerli futbolcular. Tamam eyvallah. Arkadaşlar bu adamların son senesine bir bakmak lazım. Ayev ve Slimani'nin son senesine bakacaksın. Ne yapmışlar diye. Dökülüyorken geldi bunlar Fener'e zaten. Yani bunlar Fener'e dökülüyorken geldiler. Bu maç, bugünkü maç en iyi ihtimalle Fenerbahçe için beraberlik. Fenerbahçe yenerse benim için çok büyük sürpriz olur. Gerçekten çok büyük sürpriz olur. Fenerbahçe bugün galip gelirse gerçekten çok büyük sürpriz olur. Şimdi Fener'den olan beklentiler aynen öyle. Robinho'yu ağırlıyorlar adamlar. Yani şimdi Başakşehir'e baktığın zaman Adebayor oynuyor Başakşehir'de. Robinho oynuyor. Viskalar bilmem neler yani. Çok iyi bir kadrosu var. Ya senin aldığın adamlara bak abi. Yani senin aldığın adamlar Zayt diye bir herif aldın. Adamı iki kere oynattın, üç kere oynattın. Ne yediği belirsiz bir adam bu adam. Jason. Şimdi Jason'un Joseph'tan geride bir adam. Ne artısı var mesela baktığın zaman? Yani Fenerbahçe'deki futbolcularda yetenek sıkıntısı var. Fenerbahçe'deki futbolcuların yeteneği bu. Bu kadar yani adamların yeteneği. Ya bu takım gitti. Ümraniye Spor'a elendi ya. Ya bunun ötesi var mı arkadaşlar? Yani Fenerbahçe'nin yenildiği takım Ümraniye Spor. Bak şimdi Beşiktaş gitti Kagawa'yı alıyor. Beşiktaş Kagawa'yı alıyor. Yani adamların aldığı oyuncu Kagawa. Senin aldığın oyuncu Zayt. Senin aldığın oyuncu... Yani Tolga'yı falan alıyoruz ya. Tolga'yı falan Fenerbahçe'nin futbolcusu. Yani ilginç yani. Ya ilginç yani. Çok ilginç görüyorum ben. Bu Fenerbahçe. Bakın Fenerbahçe'nin bence en doğru transferi Moses'tır. Yani bu Moses'ın kariyeri belli. Yaptıkları belli bu herifin. Takımda ilk geldiği 1-2 maç iyi oynadı. Geri kalan maçlarda o da dökülüyor. Ama bu takıma gelen zaten bu oyuncularla oynayamaz abi. Bu oyuncular yani şimdi Moses'ın ortaya açtığı adam. Baktığın zaman Slimani. Pas kestiği adam. Yani Jason şimdi Hasan Ali geliyor falan. Hasan Ali'nin yedeği söyleyin adını. İsmail Köybaşı ya. İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'de ne işi var ya? Şu an Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu tartışmasız Valbuena'dır. Valbuena tartışmasız. Şimdi Mehmet Ekici'nin geçen maç yaptığı harekete bakıyorsun. Bu maç kesinlikle oynaması gereken bir isimdi. Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli futbolcusu Mehmet Ekici. Geçen maç yaptığı harekete bakıyorsun. Lan sen önümüzdeki maç inanılmaz zor bir maça çıkacaksın. Gidiyorsun. Adama saçma sapan hareketler yapıyorsun. Ben başkan olsam kadro dışı bırakırım ya. Sen ne yapıyorsun ya? Çok büyük bir ceza alması lazım Mehmet Ekici'nin. Yani böyle önemli bir maçta, böyle önemli bir maça çıkarken profesyonel bir futbolcunun bu yaptığı hareket yani olacak iş değil yani. Mehmet Ekici'nin yaptığı hareket kabul edilebilir bir hareket değil. Önümüzdeki hafta Galatasaray maçı var. Senin puan kesinlikle alman gerekiyor. Ulan belki maçta son dakika gol atacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Yani inanılmaz ya. İnanılır gibi değil yani. İnanılır gibi değil. Hayretler içerisinde Fenerbahçe'nin o maçta mesela Mehmet Ekici'nin yaptığı hareketleri izledim. Şok yani. Gerçekten bu takımın nasıl bu hallere geldiğini anlayamıyorum Fenerbahçe. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp. Şimdi Fener ol diye bir kampanya yapılıyor mesela. Eyvallah güzel ama ya Fenerbahçe'nin ben başkan olsam ben de böyle bir kampanya yapardım. Ben bu halimle şu an başkan olsaydım ben de aynı kampanyayı yapardım. Yani yönetim kurulu olarak da evet Ali Koç'un gerçekten bu takıma yaptığı hibeler çok büyük paralar. Evet büyük sponsorlar kendisi falan filan güzel eyvallah da yani bu takımın bu zenginleri, bu takımın bu yönetimi, bu büyük Fenerbahçeliler. Yani Fenerbahçe'nin bu hali nedir ya? Üzülüyoruz ya Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe gibi dev bir kulübe.
Hayır, birden anlamak zor arkadaşlar. Trabzonspor'u çok takip etmiyorum. Açıkçası bu sene ligi çok takip edemiyorum. Fenerbahçe'nin maçları izleyeyim diyorum. Fenerbahçe de bizi zehir ediyor. Yani bize zehir ediyor maçları. O yüzden ilginç. 21 dakika var işte maça. Yayınımızda zaten 21 dakika sonra bitecek. Harbiden anlamak güç arkadaşlar olan olayları ya. İyiyiz Ferit'ciğim, sen de iyisin inşallah. Futbol olarak çok gerideyiz tabii ki. Futbol olarak Türkiye çok geri bir ülke arkadaşlar. Şimdi baktığın zaman bir İspanya, bir İngiltere, ki İngiltere dünyanın en iyi ligi, Premier Lig. Yani bir İtalya, bir Fransa. Yani inanılmaz gerideyiz ya. Almanya. İnanılmaz gerideyiz. Şimdi dünyanın en iyi ligi tartışmasız Premier Lig'dir. En iyi ligidir. Şampiyonlar Ligi gibi lig zaten. Yani La Liga, en güçlü ligi La Liga olarak hiç görmem ben. La Liga'da iki tane takım vardır. Real Madrid, Barcelona. Bunlar kapışır. Premier Lig'de Chelsea'si var. Manchester City'si var. Manchester United'ı var. Liverpool'u var. Arsenal'ı var. Tottenham'ı var. Var oğlu var. Yani Premier Lig ultra üstün bir lig. Yani manyak üstü bir lig Premier Lig. Zaten Şampiyonlar Ligi gibi Premier Lig. Şimdi İtalya'ya bakıyorsun. İtalya'da mesela kaç tane takım var? 3 tane takım var. Gerçi eskiden 3 tane takım vardı. Şimdi o kadar da yine bir Juventus'un çok büyük ağırlığı var. Milan, Inter. Şimdi Inter'in durumu, Milan'ın durumu, bir de Juventus'un durumuna bakıyorsun. En iyisi hangisi? Juventus. Yine tabii ki İtalya Ligi çok iyi bir lig. Napoli falan eyvallah, iyi takımlar da yani şimdi Juventus, Milan, Inter, bu üçüdür en babası. Diğer takımları tabii ki Romalar, evet Napoliler, evet iyi takımlar. Yani İtalya şeyde de, İspanya'da da tabii ki Atletico Madrid, ne bileyim Sevilla falan filan. Evet eyvallah, iyi takımlar da. Yani şimdi bir Barcelona'ya bakıyorsun, bir Real Madrid'e bakıyorsun. Diğerleri çok 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 altında yani bu takımlar. Ama Premier Lig'de dediğim gibi bütün takımlar çok iyi. Premier Lig gerçekten çok üst düzey bir lig. Şimdi bizim ligimize bakıyorsun. Bizim ligimizde 3 tane takım var arkadaşlar. Hadi 4 olsun, ayıp olmasın. Yani 4 tane takım var bizim ligde. Gerisi fasafiso. Yani bu 4 takımın da Avrupa başarısı, en başarılısı Galatasaray. Onun da bir tane 2000 senesinde aldığı, 20 yıl önce aldığı, 19 yıl önce aldığı bir Avrupa, o zamanın UEFA kupası var. O zamandan beri 19 yıldır Türkiye Avrupa'da futbolda çok kötü yani. Şimdi hiçbir şeyi yok yani. Kupası yok. Çeyrek finaller var, yarı finaller var. Eyvallah da yani abi. Senin Benfica dediğin takım her sene final oynuyor. Sevilla dediğin takım her sene final oynuyor. Şimdi bir Benfica kadar olan bir takım yok bizde. Var mı? Yok. Benfica'ya bakalım. Benfica'nın kaç tane kupası var bakalım.